dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olabilmek için ihtiyacımız olan her şeye sahibiz. Yeter ki akılla Türkiye'yi, akılla, liyakatle, dürüstlükle yönetebilelim. Yeter ki yönetenlerin önceliği eş, dost, yandaş yerine milletimizi zengin etmek olsun. Yeter ki önce millet, önce memleket diyenler iş başına gelsin. Türkiye'nin 2021 yılı bütçe görüşmelerini hep birlikte takip ettik. Öncelikle bütçe görüşmelerinde milletimizin hakkını, hukukunu savunan, bu uğurda büyük mücadele veren milletvekillerimizi tebrik ediyorum ve onları alkışlıyorum. Milletimiz vekaletinin hakkını verdiğinize şahittir. Allah hepinizden ayrı ayrı razı olsun. Bu mücadeleyi normal şartlarda vermediniz. Bu mücadeleyi 3-5 atanmışın, darbecilerin şımarıklığını taşıyan tavırlarına karşı verdiniz. Bu mücadeleyi milletin vekillerini, sarayın memurlarına ezdirmeye kalkan bir küstahlığa karşı verdiniz. Emin olun ki milletimiz vekilleriyle, dolayısıyla kendisine yapılan saygısızlıkları asla unutmayacak. Sandık günü geldiğinde bunun faturasını iktidarın önüne koyacak. Aziz milletim, İyi Parti olarak mecliste milletvekillerimizle, memleketin dört bir yanında iyi ve cesur kadrolarımızla, içinde millet olmayan bu bütçeye hayır dedik. Hayır demekle kalmadık, kalem kalem doğrusunun ne olması gerektiğini söyledik. Milletimizin dertlerine derman olacak, esnafımıza, çiftçimize, emekçimize nefes aldıracak somut öneriler getirdik. Bütün önerilerimiz tek önceliği sefa sürmek, eşi dostu zengin etmek olan iktidarın bir kulağından girdi, öbür kulağından çıktı. Ülkemiz açısından çok zorlu geçen bir yılı geride bırakıyoruz. 2020'de en çok ne yaptınız diye size sorsalar, ilk söylenecek sözlerden biri tasarruf yaptık olurdu. Hepimiz tasarruf yapmak zorunda kaldık. Ev kadınlarımız tasarruf yaptı. Gençlerimiz tasarruf yaptı. Çalışanlarımız, emeklilerimiz, emekçilerimiz tasarruf yaptı. Esnaflarımız tasarruf yaptı. En küçüğünden en büyüğüne tüm işletmelerimiz tasarruf yaptı. İşini kaybedenler, iş bulamayanlar tasarruf etmenin yanında desteklerle ayakta kalmaya çalıştı. İşte o nedenle benim de 2021 yılı bütçesinden en büyük beklentim oydu, tasarruf. Çünkü bütçe millet için yapılır, milletin refahı için yapılır. Millet tasarruf ediyorsa hükümetin de tasarruf etmesi gerekir. Olması gereken budur. İşte o nedenle 83 milyon tasarruf ederken hükümetin de 18 yıldır yaptıklarını yapmaktan, har vurup harman savurmaktan vazgeçeceğini ümit ettim. 83 milyondan utanacaklarını ümit ettim. Heyhat, olmadı, utanmadılar. Önümüze böyle bir bütçe koymaktan zerrece sıkılmadılar. 2021 yılı bütçesinin özeti şudur: kendilerine ballı börek, vatandaşa kuru ekmek. Yazıklar olsun hepinize. Değerli dava arkadaşlarım, bütçe yapmanın formülü aslında basittir. Ya gelirini arttırırsın ya da harcamalarını kısarsın. Şirketlerimiz yıllardır giderlerini kısarak ayakta durmaya çalışıyor. Asgari ücretli çalışanlarımız enflasyona karşı kemer sıkarak ayakta durmaya çalışıyor. Milletimiz doğalgaz faturası vermemek için evde montla oturuyor, gece iki kat yorganla yatıyor. Ev kadınlarımız et yerine nohut ve bulgur alıyor. Memlekette herkes bir şekilde masraflarını kısıyor ama bir tek devleti yönetenler masraflarını kısmıyor.
Mesela saray mensupları lüks araç kiralamaktan vazgeçmiyorlar. Mesela saray inşaatlarını, yazlık inşaatlarını, ballı yandaş ihalelerinin ödemelerini ertelemiyorlar. Mesela bakanlarımız Kıbrıs'a 7 ayrı özel uçakla gitmekten utanmıyorlar. Ama iş milletimize geldiğinde hep bir ağızdan acı reçete diyorlar. Yandaşları zarar etti mi devlet bankalarından kredi veriyorlar. 5 müteahhidin işleri ters gitti mi borçlarını ödüyorlar. İcap etti mi ihale arsızı adamların vergi borcunu bile siliyorlar. Ama iş milletimize geldiğinde kapat dükkanını, ne halin varsa gör diyorlar. Evine ekmek götüremeyen kardeşime alay eder gibi al keyif çayı iç diyorlar. Böyle olmaz. Bu düzen böyle devam edemez. Buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Millet tasarruf ediyorsa sen de tasarruf edeceksin. Millet zorluk çekiyorsa sen de zorluk çekeceksin. Millet kemer sıkıyorsa sen de kemer sıkacaksın. Bu kadar basit. Değerli dava arkadaşlarım, 2021 yılı bütçesinde tasarruf tedbirleri olmadığı gibi ciddiyet de yok. Hedeflenen bütçe açığı 245 milyar lira. Yani bütçenin %18'i kadar açık var. Ayıptır. Hangi akla hizmet böyle bir bütçe yapabiliyorsunuz? Devlet yönetmekten bu kadar mı acizsiniz? Gerçeklikten bu kadar mı koptunuz? Koyduğu hedefleri tutturmakla ünlü olduğunu söyleyemeyeceğim. İktidarın hedeflediği bütçe açığı 245 milyar lira. Ama mesela son 6 aydaki görev zararları 3.4 milyar lirayı bulan kamu bankalarından bütçeye 40 milyar liralık temettü geliri yazılmış. Yani 3.4 milyar lira zarar var. Bu bütçeye 40 milyar lira temettü koymuşlar. Erhan Usta, sence doğru mu bu? Bakacağız duruma. Arkadaşların öngörüsüne göre 2020'de milyarlarca lira görev zararı yazan bu bankalar 2021'de öyle büyüyecek, öyle bir kar edecekler ki devlete 40 milyar lira gelir sağlayacaklar. Öngörüye bakar mısınız? Onun için diyorum ben, kayınpeder sebep, damat sonuçtur. Dahası var. Mesela işsizlik rekor seviyelere çıkmışken maaşlardan kesilen gelir vergisinde %21 artış bekliyorlar. Bir de utanmadan buna inanmamızı bekliyorlar. Aziz milletim, işin en acı yanı ne biliyor musunuz? Hedeflenen bütçe açığı bütün bu akıl dolu öngörülere rağmen 245 milyar lira. İçinde bir sürü yalanın olmasına rağmen gene de 245 milyar lira. Güler misin, ağlar mısın? Peki sizce neden bu kadar büyük bir bütçe açığı bulunuyor? Esnafa destek verdiler de ondan mı oluyor? Tarıma destek verdiler de ondan mı oluşuyor? İşsiz kalan vatandaşlarımıza hibe yardımı yaptılar da ondan mı oluşuyor? Aşı çalışmalarına milyarlar harcadılar da ondan mı oluşuyor? Hayır. Bunları toplasanız o açığın onda biri etmiyor. O zaman bu koca açık neden oluşuyor? Çünkü bir kuruş tasarruf etmek akıllarına gelmiyor da ondan oluşuyor. Çünkü sürdükleri sefalarından bir adım geri atmıyorlar da ondan oluşuyor. Çünkü sizi değil, eşi, dostu, yandaşı düşünüyorlar da ondan oluşuyor. Böyle bir bütçeyi bir şirket genel müdürü masaya koysa, kulağından tutup kapının önüne koyarlar. Üzülerek ifade etmek istiyorum ki 2021 yılı bütçesi milletimizin derdine derman olmayacak, tam tersine sırtındaki yükü arttıracak bir bütçedir. Bu bütçe vergi adaletsizliğini arttırarak devam ettiren bir bütçedir. Bu bütçe insanımıza kuru ekmeği reva gören bir bütçedir.
Bu bütçe yandaş müteahhitleri koruyan, milleti unutan bir bütçedir. Bu bütçe faiz ödeneklerinin %31 arttırıldığı, çiftçimize doğrudan desteğin ise yerinde saydığı bir bütçedir. Bu bütçe çalışan yoksulları görmeyen vicdansız bir bütçedir. Bu bütçe emeklilere sefaleti reva gören vefasız bir bütçedir. Bu bütçe atanamayan öğretmenlerin, atanamayan sağlıkçıların, işsiz üniversite mezunlarının umutlarını yıkan insafsız bir bütçedir. Bu bütçe annesinden, babasından, para istemekten utandığı için gündüz uyuyup gece uyumayan gençlerin onurlarını kıran düşüncesiz bir bütçedir. Bu bütçe EYT'liye mağduriyetin devam etsin diyen fütursuz bir bütçedir. Bu bütçe devlette saltanatın, şatafatın bütün haşmetiyle devam ettiği bir israf bütçesidir. Bu bütçe bir borçlanma ve faiz bütçesidir. Bu bütçe saray fedailerinin 5 maaş aldığı bir yandaş bütçesidir. Bu bütçe içinde millet olmayan, refah olmayan, umut olmayan bir saray bütçesidir. Ez cümle, bu bütçe partili cumhurbaşkanlığı sisteminin iflasının bütçesidir.